Merhaba ben Erol. Eğer ki bir tablet almayı düşünüyorsanız bu video dışında farklı bir video izlemenize kesinlikle gerek yok. Alınabilecek en mantıklı tabletleri sizler önüne sıralamaya çalışacağım. Her biri de kendi bütçesi için en mantıklı tabletler olacak. Bunun dışında Android tabletler de bulunurken Apple tabletleri de sizlerin önüne sunmaya çalışacağım. Bunun yanında alt taraftaki oynatma çubuğundan da bütçe olarak hangisinden almak istiyorsanız ilerletebilirken bu gibi incelemelere destek olmak istiyorsanız sadece videoyu beğenip alt taraftan abone olmanız benim için kâr kafidir. Şimdi gelin alınabilecek en mantıklı tabletlere başlayalım. Şimdi ilk tabletimizden başlamak gerekirse Samsung Galaxy Tab A9. 64 GB hafızaya sahip ve şu an 3500 TL satılıyor. Alınabilecek en uygun fiyatlı tabletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Burada LCD bir ekranı var ve 60 Hz ile birlikte geliyor maalesef ki. Bunun dışında Mediatek'in Helio G99 işlemcisinin içerisinde bulunduruyor. Antutu 10 kısmında 450 bin puanları alabiliyor. Oyunlarda orta yerlerde 30-45 FPS'i PUBG ve Genshin Impact gibi oyunlarda verirken ortalama düzey işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta çok yüksek bir performans vermiyor. Sadece ışıklı ortamlarda biraz da olsa görüntülü konuşma imkanı sağlayabiliyor. Bunun yanında 5100 mAh bataryası 15 Watt'la birlikte şarj edilebiliyor. 5100 mAh batarya da bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimize geldiğimiz zaman Honor Pad X9. Bunun da fiyatına baktığımız zaman şu an 5000 TL ortalama olarak satılıyor. Bunun da havlasına baktığımız zaman 128 GB olarak geliyor. 11. 5 inçlik bir ekrana var. Büyük bir ekranla birlikte gelirken 120 Hz destekli ve biraz kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Snapdragon 685 işlemcisi var. 400 bin puanları Antutu kısmında olabilirken PUBG ya da Genshin Impact gibi oyunları orta yerlerde 30 FPS'de oynatabilecektir. Kamera kısmında ise yine A9'da olduğu gibi sadece görüntülü konuşmalara imkan sağlıyor. Çok yüksek bir performans beklemeyin. Son olarak da 7250 mAh bataryası var. Yine bu da ortalama kullanımda bir günü çıkartabilirken 6 adet stereo hoparlı ile birlikte hoparlör kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Bunun da fiyatı 4500 TL X9 arasında küçük farklar var. Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle hafıza olarak 64 GB'lık modelini bu fiyata alabiliyorsunuz. 11 inç LCD 90 Hz ile birlikte geliyor. Kalite olarak biraz geride kalıyor. Bunun dışında Snapdragon 695 işlemcisi ile birlikte gelirken yine Antutuvion kısımda 400 bin puanları alabilirken PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30, yüksek yerlerde oynatmayacaktır. Genişin Impact için de aynısı. Günlük kullanımda bütün işlemlerinizde rahat bir şekilde halledebilecektir. Kamera kısmında yine görüntülü konuşmalar için uygundur. Lakin daha yüksek bir performans beklemeyin. Son olarak da 7040 mAh bataryası var. 15 W birlikte şarj oluyor. Genel olarak da bu tablette 4500 TL'ye de kesinlikle işinizi görecektir. Diğer bir tabletimiz Huawei MatePad 11.5. 8000 TL satılıyor. 8000 TL alınabilecek en mantıklı tabletlerden bir tanesi. 128 GB hafıza ile birlikte geliyor. 11.5 inç IPS 120 Hz destekleyen bir ekran var ve sRGB'nin %100'ünü kapsayabiliyor. Biraz kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Snapdragon'un 7 Gen bir işlemcisiyle birlikte geliyor. 600 bin puanları Antutuvion kısmında alabiliyor. Çoğu oyunu orta ayarlarda 60 FPS'te, yüksek ayarlarda ise 30 FPS'te oynatabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta biraz başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani diğer saydığım tabletlere göre yine biraz önden geliyor. Bunun yanında 4 tane hoparlörü var ve gerçekten kalitesi mükemmel. 7700 mAh bataryası yine bir günü ortalama kullanımda çıkartabilirken 22.5 Watt'la da birlikte şarj olabilirken Harmony OS ile birlikte geliyor. Huawei MatePad 11'de yine 8700 TL satılıyor ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu tablete de baktığımız zaman 11 inçlik IPS 120 Hz destekleyen bir ekranla geldiğini söyleyebilecekken Snapdragon 865 işlemcisi var. Bu da Antutu ve 10 kısımda 800000 puanlara çıkabiliyor. Çoğu oyunu yüksek aralarda 60 FPS'de oynatacaktır. Fakat gençin impact'ta yüksek aralarda 30-45 FPS'i bizlere verebilecekken bunun dışında kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta güzel bir performans verdiğini söyleyebilecekken hoparlör kısmında ise yine 4 tane hoparlörü var ve gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Harman Kardon'la birlikte giderken 4 tane de mikrofonu var ve güzel bir şekilde kayıt alabiliyorsunuz. 7250 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabilirken 22.5 Watt'la da birlikte şarj oluyor. Son olarak da Harman OS arayüzü ile birlikte yine geldiğini belirtebilirim. Xiaomi Pad 6 var. Bunu koymakta biraz çekindiğimi söyleyebilirim. Yani koyma sebeplerimi biraz birazdan açıklayacağım ama isterseniz bunun yerine farklı bir tablet alabilirsiniz. Birazdan onu da söyleyeceğim. Şimdi bunun fiyatına baktığımız zaman 13.000 TL 256 GB depolama alına sahip olarak geliyor. Bu tabletimiz 11 inç IPS LCD 144 Hz ile birlikte geliyor. Dolby Vision, HDR10 ve DCI-P3 renk uzayı gibi güzel özelliklerle birlikte gelmesinin yanında kaliteli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilecekken Snapdragon 870 işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu da Antutu ve 10 kısımda 850000 9000 puanları alabiliyor. Bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'i oynatacaktır. Lakin gençin infakta yüksek ayarlarda 45 FPS desteğini verecektir. Diğer zorluca işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecekken kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta yine başarılı olduğunu söyleyebilecekken 8840 mAh bataryası var. 33 Watt'la da birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu 4 tane aparlörü var. Kalitesinin yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Bataryası da bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimizle geldiğimiz zaman Huawei MatePad Air. Fiyatına baktığımız zaman 12800 TL satılıyor. 128 GB modelini bu fiyatları alabiliyorsunuz. 10.5 inçlik IPS 144 Hz destekleyen bir ekranla karşımıza çıkıyor. Kalite olarak Xiaomi Pad 6'nın biraz gerisinde kalıyor. Fakat akıcı bir ekranı yakalayabiliyoruz. İşlemci kısmında Snapdragon 888 işlemcisi var. Antivion kısmında 900.000 ile 1 milyon arası puanlar alabiliyor. Bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS oynatabilecekken bunun dışında zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabilecektir. Kamera kısmında hem ön tarafta hem de arka tarafta yine standart bir ön kamera ve arka kamerayla birlikte geliyor. Bir tablete göre ideal bir kamerayla birlikte geldiğini söyleyebilecekken bunun dışında 8300 mAh bataryası var ve 40 Watt'la birlikte şarj olurken 4 adet mikrofon ve 4 adet hoparlörü var ve kalite olarak da ikisinin de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da Harmony OS arayüzü ile birlikte geliyor. Şimdi buraya kadar saydığım bütün Android tabletler şu ana kadar en mantıklı Android tabletlerdi. Apple kısmına geçtiğimiz zaman da burada 4 tane model var ve yine hepsinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada minimum bir Apple tablet tablet almak isteseydim iPad 9'u 11.000 TL şu an alırdım. Bu tablete baktığımız zaman 10.2 inçlik IPS 60 Hz ile birlikte geliyor. Apple'ın A13 Bionic işlemcisi var. Günümüz için yeterli. Çoğu oyunu orta yerlerde 45, yüksek yerlerde 30 FPS'de oynatacaktır. Ve yine bizi 2-3 sene daha götürecektir. Ön ve arka kamerasına baktığımız zaman Huawei MatePad Air'in gerisinde kalıyor. Çok yüksek performans vermesi de yine idare ettiğini söyleyebilirim. Artı olarak da batarya kısmında 2-3 günü rahat bir şekilde çıkartabilecektir. iPad 10. nesile baktığımız zaman bunun da fiyatı 16.000 TL. iPad 9. neslin 256 GB'lık modelini almayın. Çünkü onun da fiyatı 16.000 TL. Onun yerine iPad 10. neslin 64 GB'lık modelini alın. Takılan USB aparatları ile birlikte yükseltip kullanabilirsiniz. 10.9 inçlik IPS ve 60 Hz bir ekranı var. Diğer tablete göre biraz daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Apple'ın A14 Bionic işlemcisi var. Çoğu oyunu orta yerlerde 60, yüksek yerlerde yine 30 FPS oynayacaktır. Zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecekken bunun dışında hem ön tarafta hem de arka taraftaki kameralarda güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Son olarak da bataryası yine 2-3 gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. Diğer bir tabletimize de geldiğimiz zaman Apple'ın iPad mini 6 tableti. Bu tabletin fiyatı da 18.000 TL bantlarında. Ekran kısmında 8.3 inçlik bir ekranı var ve gerçekten kendi isminde olduğu gibi küçük bir tablet olduğunu söyleyebilirim. IPS ve 60 Hz ile birlikte geliyor. Diğer tabletlere göre biraz daha kaliteli bir ekran olduğunu belirtebilirim. 64 GB'lık modelinin bu fiyatı alabilir Apple'ın A15 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor. Ön tarafta hem de arka tarafta güzel bir kamera performansı verdiğini söyleyebilecekken ayrıca batarya kısmında 5000 mAh batarya var. Lakin tabletimizin ekranı küçük olduğu için yine ortalama kullanımda 2-3 günü rahat bir şekilde bu tablet çıkartabiliyor. Son tabletimiz ise en mantıklı ve en güçlü tabletlerden bir tanesi Apple'ın iPad Air 5 Wi-Fi modeli. Bunun da fiyatına baktığımız zaman 19.000 TL 10.9 inçlik IPS ve 60 Hz bir ekranı var. Bunun dışında biraz kaliteli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. 64 GB'lık modelini bu fiyata alabilirken Apple'ın M1 çipiyle birlikte geliyor. Bu işlemciyle birlikte bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynayabilecekken zorluca işlemlerin altından da rahat bir şekilde bu işlemci kalkabiliyor. Yani Apple'ın en başarılı işlemcilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de farklı işlemcilerde çıktı ama gerçekten işinizi idare edecektir. Hem arka taraf hem de ön taraftaki kamerada güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Kaliteli içerikler alabiliyorsunuz bir tablete göre. Son olarak da bu tabletimizin en büyük artısı e-sim desteği ve sim kartı slotu var. Bunun sayesinde telefon gibi bu tableti kullanabilecekken GPS desteği gibi farklı özelliklerinde bulunduğunu söyleyebilirim. Son olarak bataryası da yine bir günü ortalama kullanımda 2-3 gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Zaten bütün tabletler bu şekildeydi. Apple kısmına bir tablet alacak olsaydım ben biraz paraya kayıp Apple'ın iPad Air 5 modelini alırdım. Minimum olarak da iPad 9'u tercih ederdim. Android kısmında ise uygun fiyatlı bir tablet istiyorsam burada Samsung Galaxy Tab A9 Plus tercih edebilecekken Huawei'nin tabletlerinde gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani kendi fiyat aralığınıza ve fiyat bütçenize göre size önerdiğim bu tabletler arasından birkaç seçim yapabilirsiniz. Kesinlikle elimden geldiğince en mantıklı tabletleri seçmeye çalıştım. Bu video dışında farklı video izlemenize gerek yok. Sadece alacağınız tablete karar verdikten sonra gidip de ayrıntılı incelemesini de izleyebilirsiniz. Kısaca alınabilecek tabletler bu şekildeydi. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.